Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim ekmek kadayıfı. Çok uzun zamandır bunu yapıyordum. Gayet de güzel oluyor. Sizlere de tarifini vermek istedim. İlk önce ekmek kadayıfının hamur kısmını hazırlayacağız. Yani kekini çırpacağız. Derince bir kabı önüme aldım. İçerisine bir su bardağı toz şeker. Evimizdeki klasik bardaklardan. 2 tane yumurta. Yumurta ve şekeri bir 3-4 dakika boyunca düşük devirde çırpıyorum. Diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı tepeleme dolusu un. Düşük devirde çok değil, sadece karışana kadar çırpıyorum. Unu biraz az gibi geldi. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme dolusu un da ilave ediyoruz. Yeterli. Çok fazla karıştırmayın. Kare bir borcam kullanacağım. Uzun dikdörtgen de kullanabilirsiniz ama çok fazla büyüklerden kullanmayın. Bu sefer çok ince olursa ortadan kesemezsiniz. Şu kenarlardaki unları da bir karıştırayım. İçini boşaltıyorum. Ben altına yağlı kağıt serdim. Arzu ederseniz bolca yağlayıp unlayabilirsiniz. Spatulayla şöyle bir düzelteyim. Tam anlamıyla hepsi aynı eşit bir şekilde kabarsın. Birkaç kere tezgaha vuruyorum. Şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına götürüyorum. Çok uzun süreli pişmeyecekler. Pişmeyecektir. 15 dakika yeterli gelecektir. Gözünüz fırında olsun. Dikkatlice pişirin. Arasının muhallebisini yapmak için 3 su bardağı sütü tencereme alıyorum. 1 çay bardağı böyle orta boy çay bardağıyla dolu dolu un. 1 çay bardağı toz şeker. Öncelikle bunları çırpayım. Altında yakıyorum. Orta ateşte koyulaşana kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaşmaya başladı. Böyle koyulaşmaya başladıktan sonra sadece 1 dakikada karıştırarak pişirmeniz yeterli. Yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi ilave edeceğim. Tamamdır, bu hazır. Bunu arka tarafa alayım. Burada karamel sosunu hazırlayacağım. Ocağın altını yakıyorum. 2 su bardağı dolu dolu toz şekeri tenceremi alıyorum. Altını orta ateşe getirip şöyle elimle yayıyorum. Dokunmayın, kenarlardan böyle yandığını gördüğünüzde altını kısacağım ve birazcık sallayacağım ama hiçbir şekilde daha dokunmayın. Hiç dokunmadım. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Şimdi artık karıştırabilirim. Tam böyle erimeden karıştırmayın. Şeker eridi. Suyunu ilave ediyorum. Burada birazcık dikkat edin. Altında kısın. Çünkü çok fazlasıyla fes çıkacak ve üzerinize sıçraması. Dikkat edin. İki buçuk su bardağı su ilave ettim. Şimdi artık bu şeker içinde eriyecek. Ara ara şöyle karıştırarak eriteceğim. Sakın şeker erimedi deyip atmayın. Bu eriyecek şimdi. Şeker eridi artık. Bir iki taşım kaynattım. Yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Birazcık ilk sıcaklığı çıksın. Keki pişirdim. Bir yarım saat, bir saattir dışarıda bekliyordu. Artık iyice soğudu. Ters çeviriyorum. Çok kalın bir hamur değil. İyice böyle soğumadan sakın kesmeye çalışmayın. İyice soğutun.
Ortadan ikiye kesiyorum. Tabii ki böldüm. Tekrar kalıbı alıyorum. Alt kısım olan yeri tekrar borcama koyuyorum. Şerbetin ilk sıcaklığı çıkınca yarısını altına, yarısını da üstüne gelecek şekilde döküyorum. Tam her yeri ıslansın. Muhallebiyi bir kere şöyle çırpayım. İyice katılaşmış. Karıştırdıktan sonra muhallebiyi döküyorum. Arzu ederseniz pişirin, şerbetinizi dökün. Ondan sonra dilimledikten sonra arasına kaymak koyarak da servis edebilirsiniz. Yayıyorum. Diğer keki de üzerine kapatıyorum. Şimdi kalan şerbeti de üzerine döküyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra, şerbeti çektikten sonra dolaba kaldıracağım. 1-2 saat boyunca dinlendireceğim. Eğer ki vaktiniz varsa akşamdan yapıp en az 4-5 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama benim çok vaktim yok. O yüzden şimdi dolaba kaldıracağım. 1 saat, 2 saat dinlendirip servis edeceğim. Hemen dilimliyorum. Üzerine birazcık toz fıstık dökeceğim. Üzerine birazcık da kaymakla servis edeceğim. Sizler de nasıl seviyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Üzerine birazcık daha şu fıstık koyayım. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi size dilimleyip çatalda da kıvamını tam anlamıyla göstereceğim. Öyle çok aşırı derecede şerbetli de değil. Tadına da baktım arkadaşlar. Tam anlamıyla size şerbetini sunmak için. Gerçekten çok güzel olmuş. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.